Bence buraya taşımayla acele et. Müşterilerimiz başka pazarlara gidecek. Bu pazar çok boş kaldı. Belediye bunu, belediye başkanı bunu bilmiyor mu? Sıcacık klimalı odalarında oturuyorlar. Peşin dostluğu kaybettik abi, biz bittik. Oturuyordu abi, oturuyordu. Uşak Belediyesi Çarşı Uşak Projesi kapsamında 14 Aralık 2022 tarihinde, yani tam tamına 9 ay önce Çarşamba Pazarı'nı Uşak Belediyesi B blok, yani tam bu alana taşıdı. Altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmadan taşınan pazarcı esnafı o günlerde daha ilk mağduriyetlerini yaşamaya başlamışlardı. Çarşamba Pazarı Manav ve Balıkçılık Bölümü 14 Aralık Çarşamba günü itibariyle Uşak Belediyesi B blok yanındaki alanda hizmete açılacak. Çarşamba Pazarı esnafını ziyaret ettik. Sorunların giderilip giderilmediğini öğrendik. Bugün ise Çarşamba Pazarı'nın sorunları birbiri üzerine geldi. Başta üzerinin kapanması olmak üzere trafik ve park sorunuyla birlikte esnafların da şikayetleri arttı. Bu değil mi? Peki aradan geçen 9 ay sonrasında Çarşamba Pazarı esnafı yeni yerine alışabildi mi? Gelin birlikte öğrenelim. Ben şahsen alışamadım. Çünkü burası hem dar hem de çok dağınık. Görüyorsunuz zaten herkes şemsiye, üzerinde şemsiye. Yani buranın bir üzerinin kapatılması lazım. Yani millet şu anda, ben esnafa bakıyorum hani, oradan geldiğine pişman. Bin pişman. Buranın üzeri kapatılsa millet rahatça gelip, bak burada herkes güneşte dolaşıyor. Ve bir saat falan geziyoruz. Gezdiğimizdeki o güneşi almamak için buranın üzerinin kapatılması bence en elzem bir şey. Belediyenin önce bunları yapması lazım yani. Maalesef arabalarımızı park edeceğimiz yer bulamıyoruz. Nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Madem buraya taşıyacaktınız, o zaman İlk önce buranın bir önlemini alsaydınız, bir trafiği rahatlatsaydınız, buranın üzerini kapatsaydınız da öyle insanları buraya yönlendirseydiniz. Biraz önce de dediğim gibi, hani tamam, insanın olduğu yerde sorunlar olacak, eyvallah. Ama eğer bir yere başlanacaksa hemen başlanılması gerekiyor. Bence buraya taşımayla acele ettiler. Bir iki tane sadece, bir iki tane de demir çaksalar burası çok süper olur. Ha, aynen öyle, hani tonlarca demir taşımalarına gerek yok, beton yığınına gerek yok. 20'ye 42 profil, bir de ince saçlar 3 tane yaptılar, bize yeterli yani, anladın mı? Bu şemsiyelerden kurtuluruz. Maalesef hala alışamadık çünkü müşteri kaybımız var. Pazar yerinden müşterilerimiz başka pazarlara gitti. Bu pazar çok boş kaldı. Burayla ilgili tek sıkıntımız şu an işlerimizin iyi olmaması, para kazanamamamız, getirdiğimiz malı değerinde satamamamız. Yani genel olaraktan pazar yerindeki müşterilerin pazar yerinden gitmiş olması. Sıkıntımız o yani. Siz ne zamandır geziyorsunuz burada şu anda? Şu anda bir saat falan oldu. Bir saattir. Sıcak nasıl? Çok fazla. Sizce nasıl? Akşama kadar esnafın burada bu şekilde durduğunu düşünün. Bu sıcakla ne çekiyor hiç düşünebiliyor musunuz? Bak, oraya tuhafiyecilere yer yaptılar. Üzeri kapalı. Buradaki esnaf insan değil mi? Burada kapatılabilir miydi? 2 hafta önce burada çocuk ölüyordu, biliyor musun? Bu şemsiye rüzgardan bir uçtu. 2 tanesi birden çocuğun üzerine düşünce illa birinin ölmesi mi lazım? Belediye bunu bilmiyor mu? Bu sıcakta şu insanların çektiğine bak. Diyorlar ki şemsiyeyi açma. Nasıl açma? Kışın soğuktan korumak için, malımı korumak için mecbur açıyorum. Yazın sıcaktan korumak için mecbur açıyorum ben bunu. Belediye bunu, belediye başkanı bunu bilmiyor mu? Sıcacık klimalı odalarında oturuyorlar. Hiç burada vatandaş ne halde, umurunda değil. Aynı şekilde şeker evleri pazarı. Bak mesela 3 ay müsaade, 3 ayda dediler üzerini kapatıyoruz dediler. 7-8 aydır daha hala kapanacak, hala kapanacak, hala kapanacak. Oradaki insanlara yazık değil mi? Bu vatandaşa yazık değil mi? Buradaki esnafa yazık değil mi ya? Biz vatandaş değil miyiz? İkinci sınıf vatandaşız biz ya. Ayıp yani. Yeni yerinize alıştınız mı? Lan nereye alışıyorsun? Dağın başında kaldık abi biz ya. Bizim o yerimiz çok iyiydi ya. Orada öyle komşular içinde. Rahatımız, işimiz iyiydi. Paradan vazgeçtik. Canımız kurtaramadık biz burada sıcakta. Evet. Çok zor işlerimiz. Buranın sahibisi yok. Burada böyle dağda kalmış gibi duruyoruz bakalım. İşleriz mi abi? İşlerimiz çok zor. Oraya durup durup. Evet. Şimdi gelseydik, güzün gelseydik, durup dur oraya. Bizi ha baldır güldür yağmur kaldı, geçirdiler buraya. Başkan da yok, manav başkanı da yok. O beyin kaldık. Yer parası da almıyorlar. Keşke 100 lirasından burada dursun. Yerimiz olsa, üstünü kapatır ise ilgini. Üstünü bir kapatır ve çadır gezdire. Geçen hafta kadının belini düştü çadır. Çadır gezdiriyoruz bak, kaç sefer geldi. Dolanıyoruz. Eşi dostu kaybettik abi, biz burada bittik. Teyzeciğim, yetkililere ne söylemek istersin? İsteyin nedir? Görmüyor musun? Neye geliyor? Bizim gelen pazarımız hani düzgün olsun. Bizim nasıl çadırımız olsun. Bir örtüvesinler. Böyle örtüvesinler.
Ya bir rezillik. Teneke yapmışlar. Teneke bomboş duruyor orada. Ha, oraya geçirsinler bizi. Ya bizim üstümüzü örtüvesinler. He, biz burada kaldık daha ya. Bunun hiç neşesi yok. Yeni yerinize alışabildiniz mi önce? Hayır. Alışamadık. Yani çok şeyler var. Üzeri kapanması lazımdı. Kapanmadığı için. Yağmur, kışın yağmurda garda çiğ oluyor. Zorluk çekiyoruz. Buradan üstü kapansın. Devamlı buraya olacaksın. Üstünün kapanması istiyorum. Çünkü kışın garda, yağmurda malımız rezil oluyor. En kötü şeyimiz o. Alışmaya çalışıyoruz. Mecbur alışacağız. Çünkü ekmeğimiz buradan kazanıyoruz. Kapansa iyi olacak, çok rezil oluyoruz. Aşırı rezilliğimiz tütüyor burada. Aynen, azaldı. Mende pazarını kapatıp bu yanına müşteri gelmiyor. O tarafın 50'ye bu yan, o yanına gidiyor. Buraya sadece bu semt yeniyor. Ondan çok şikayetimiz çok. Mende pazarını kaldırsalar çok memnun olacağız. Bir de üstünü kapatsalar memnun olacağız. Biz alışsak müşteri alışmadı daha. Müşteri az. Kaç müşteri var? Şöyle gözdür. Var mı? Varsa söyle. Bir saatte bir müşteri geliyor. Onu ne yapalım? Mecburuz yani. Burada bekliyoruz. Isıcağın altında mecbur bekliyoruz. Ama kapalı pazarımız, öbür pazarımız iyiydi. Kötü diyemem. Orada biz alıştıydık. Yerimiz iyiydi. Ama şimdi değil. Da buraya alışmışsınız. Üstümüz açık, sıcak bak yanıyor. Yarın soğukta da donacağız yani. Bunun şeyi bu. Buraya alışma gibi bir lüksümüz yok zaten. Pazar diye bir olay yok. Kimse gelmiyor zaten. Oturuyor daha böyle bomboş. Bak oturuyor işte. İyi olur ama kapanacağını zannetmiyorum. Aslında elbisecilerin üstü kapanıp bak elbiseciler gelmedi. Şey, daha hala gelmedi ama üstleri kapandı. Bizi insan hesabına alan yok burada yani. Bizi sadece bunlar mal gibi nereye dersen sürünce gidiyorlar yani. O sistem bizimki. Bize yani değer veren 30 lira abla. Değer veren yok yani. Bize gram değer yok, bizim değerimiz yok. Değersiz yani. Değersiz adamı da her şekilde kullanabilirsin. Alışamadık kardeşim ya. Orasıyla burası arasında dünya farkı var. Hem mahallelere uzak, müşteri açısından. Bizim açımızdan da iyi olmadı. Üstümüz açık, görüyorsunuz. Kışın daha berbat oluyor. Her taraf esiyor, öbür taraf etrafı kapalıydı. Oturmuş bir düzenimiz vardı yıllardır. Buraya geçip bozuldu. Vatandaşların en büyük sorunu trafik ve park sorunuymuş burada. Evet doğru. Ulaşım. Bizi çok etkiliyor. Gelmiyor. Daha sonra marketleri tercih ediyor. Trafikten dolayı uzak olduğu için otobüs kalkmıyor bazı mahallelere. Özellikle şey tarafı, Eybek tarafı hiç gelmiyor. Ne oldu? Buradaki pazar elmaları etkiledi, bozdu. Pazarın üzerine dağıldı yani. Vallahi biz buraya alışamadık. Burası çok karışık. Buradan dışarıda gelen esnaflar var. Hani burada kim ne yaptı, ne etti belli değil. Buranın üstü kapanması gerekiyor. Burada pazar yeri olması için. Buranın üstü kapanması gerekiyor baba. Pazar yeri olması için. Burada yerleri böyle cizmeler lazım. Burada haksızlık var. Burada belli olmayan insanlara yer vermişler. Anladın mı? Haksızlık var yani. Diğer çarşamba pazarındaki yerlerle aynı değil. Mağduriyet yaşıyor musun? Yaşıyoruz tabii. Burada biz bir sürü yiye geleceğiz. Sabah izleni geliyoruz buraya. Geldik zamanında sabah izleni yiye kapacağız diye geldik. Trafik sorunu var. Arabayı park edecek yer yok. Bu kadar pazarcının burada nereden baksan 1000 tane araba nereye koyacak bu millet bu arabayı? Koyamıyor yani. Koyamayınca da sorun yaşıyor. Vatandaş da gelemiyor. Vatandaş mutlaka gelemiyor buraya yani. Ama orası merkez olduğu için minibüsler, halk minibüsleri gelişi gidişi rahat. Buranın rahat değil ki. Buradan çıkan ikinci bir minibüse biniyor. İkinci minibüse binmek bugün emekli için bir sorun yani. 7.30-7.30 yarın 12.30 olacak diyorlar. Ne olacağını bildiği yok, bildiğimiz yok yani. 12.30 zaten 25 lira yol parası verdi. Bir 25 daha verecek ikinci arabaya 50 lira. Ya bunlar bir sorun yani, emekliler için sorun. Alışamadık. Müşteri yok, kimse yerimizi bilmiyor. Yani satış da olmuyor yani. Çoğu yerler boş, kimse satış yapamıyor. Millet hep mağdur. Zaten esnaf çoğu pazara çıkmıyor. Kendiniz görüyorsunuz. Öbür pazarda üstümüz kapalıydı. Burada sıcak bak. Kendiniz görüyorsunuz sıcağı. Aynen. Yani öbür pazar iyiydi. Hiçbir şeyimiz yok. Yanıyoruz sıcağın altında. Yerimiz daracık, sığamıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ya. Düzen yok. Niye boşta?